بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ushbu sayyidul ayyom va hajjul masakin bo'lgan muborak juma kunida Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Tutayotgan Ramazon ro'zamizni Alloh taolo jahannamdan qalqon qilgan bo'lsin. Bugungi suhbatimizning mavzusi kishini Allohning hisob kitobidan qiyomat kuni bo'ladigan savollardan g'am qilishlik, ya'ni oxirat haqidagi g'am degan dars bo'ladi inshaalloh. İmam Müslim keltirgen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisi'den rivayet kıladı. Yani hadiyi okuduğunuz hadisi Kudüs'ü buladı. Allah Teala merhamet kıladı. Ya ibadî inni harramtu zulme ala nefsî ve cealtuhu baynakum muharraman felâ tazâlamî. Ey bendelerim, min zulümünü özümge haram kıldım. Ve sizlerle ortangizde hem zulümünü haram kıldım, birbirinizge zulüm kılmayınlar. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum ya ibadi. Ey bandalarim, sizlarni hammanglar zalolatga, adashlikka botgansizlar. Faqat men hidoyat qilganlargina hidoyatda, bas mendan hidoyatni so'ranglar, men albatta hidoyat qilaman. Ey bandalarim, ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Sizlarni hammanglar otsizlar ey bandalarim. Mendan qorningizni to'yg'izishligimni so'ringlar, men albatta qorningizni to'yg'izaman. Ya ibodiy, kullukum arin illa man kasawtuhu. Fastaksuni aksukum. Ey bandalarim, sizlarda hammalar yalang'ochsizlar. Kiyimni mendan so'ringlar. Men sizlarni kiyintiraman. Ya ibodiy, innakum tuxtauna bil-layli wan-nahar, va na'firu dhunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfiru lakum. Ey bandalarim, sizlar kunutun, ertayu kech tinmasdan gunoh qilasizlar. Men ertaga kech gunohlarni barchasini kechirib turaman. Gunohingizni so'ranglar, albatta men gunohlaringizni kechiraman. Ya ibodiy, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, ma zada zalika fi mulki shay'an. Agar yer yuzidagi odamlarni bir faras qilaylikda hammasi taqvodor bandalar bo'lsa, birortasi gunoh qilmaydigan bo'lsa, sahobalarning darajasida iymoni bir mukammal bo'lsa, Allohga bo'lgan tavakkuli, taqvosi shunday bir mukammal darajada bo'lsa, qanday bo'larkin? Alloh taolo aytayapti, agar shunday bo'lsa deyapti. Meni mulkimga zarracha foydasi yo'q buning. Endi aksi bo'lsa-chi? Agar sizlarni deydi hadis qutisida davomida, ichidagi hamma odamlar yer yuzidagi eng fojir bo'lgan insonni qalbida fojir bo'lsa, ya'ni hammalar Abu Jahlda qabul kelsalar ham, meni mulkimga zarracha ziyoni yo'q. Demek biz nima qiladigan bo'lsak, savobda bo'lamizmi, gunohda bo'lamizmi, taqvodoki ma'siyatda bo'lamizmi, bu faqat o'zimiz uchun. Hadisda davom etiladi: Ya ibodiy, law annakum awwalakum wa akhirakum, insakum va jinnakum qawmu fi sa'idin wahid, fas'alani kullu wahidin mas'alatahu, fa'ataytuhu wa ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu bahru idha ghumisa fihi al-muhit ghamsatan wahida. Keyingi jumlaga qarayik. So'rayapmiz, ba'zida olyapmiz, ba'zida olmayapmiz. Alloh nimaga bermayaptikin deymiz. Sabablarni ko'ramiz oyatlardan, hadislarda o'qib. Alloh taolay aytadiki, agar sizlarni deydi. Insonlarni ham, jinlarni ham boshida yaralgandan tortib qiyomatgacha yashaydigan avvalgi oxirgilari bir maydonda to'plansa, farastaning qanaqa manzara bo'ladi? Insonlarda hammasi, jinlarda hammasi bitta maydonga yig'ilsa, har bittasi ko'ngliga siqqan narsani so'rasa deyapti Alloh. Insoni ham, jinni ham, avvalgisi ham, oxirgisi ham so'raganini bir lahzada berishga Alloh qodir. Va bu narsa meni mulkimdan zarracha kamaytirib qo'ymaydi. Alloh boy zot, Alloh g'aniy zot, biz muhtojmiz unga. Allohning mulkidan kamishgan misolni qarang. Bitta ignani deydi. Dengizga shunday botirib chiqarsa, dengizdan qancha kamaydi? Ignaga, temirga suv yuqmaydi. Hech narsa kamaymaydi. Meni mulkimdan agar hammani so'raganimni bir lahzada bersam, dengizdan qancha kamaydi? Shundan ham ozroq muddatdan kamib qolmaydi. Alloh azza va jalladan so'rashimiz kerak bo'ladi. Innamahi a'malukum usiha lakum va ufikum iyyaha yawmal qiyamati. Faman vajada khayran falyahmadillaha
ve men vecede gayre zalik fela yalunanne illa nefse. İmam Müslim rivayet. Ey bandalarım, ana şu kılıyken sizlerde amallarıyla sizlerde kıyamet gününde biror ta bir holatda adashmasdan hisob kitob qilib beraman qo'linglarga. Agar kim qiyomat kunida qilgan amallaridan yaxshilikni, savobni jannatga qadar topayotgan bo'lsa, Allohga hamd aytsin. Chunki Alloh hidoyat qilganligi uchun siz to'g'ri savob qildingiz. Endi kim aksini topadigan bo'lsa, endi o'zidan hech kim ma'lumot qilmasin. Chunki hech kim uni gunoh qilishlikka qo'lidan ushlab yetalagan emas. Alloh taolo mana shu hadis qudusiga mana e'tibor beradigan bo'lsak, sizlar g'am qilmanglar deyapti Alloh. Qoninglar to'g'ilgan ham, ustingizda beradigan ham, so'raganlarda beradigan ham, kechiradigan ham, kiyintiradigan ham menman deyapti. Sizlar bitta g'amni qilinglar, oxirat g'amini qilinglar. Alloh taolaning huzurida ertaga hisob-kitobni g'amini qilinglar. Bugungi suhbatimizning mavzusi babul huzni fi amril axira. Oxirat ishidagi qayg'u bobi. Biz oxirat haqida shu masjidga kelganda bir esimizga kelsak, bir ma'ruzani ko'rganda esimizga kelsak, yoki biror janozaga borganda esimizga kelmasa, boshqa mahal dunyoda ish bilan nima qilamiz? Avora bo'lib yuraveramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadisda marhamat qiladi. U dunmardo va tubiyot va tabiyul janoiz tuzakkirukumul oxirat. Xo'p, nima qilsak biz oxiratni eslab g'am qilamiz? Nima qilsak qayg'uga kiramiz? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatyapti bizga. Kasallarni ziyorat qilinglar. Kasallarni ziyorat qilinglar. Janozaga ergashinglar. Mana shu ikkita narsa sizlarga oxiratni eslatadi. Bilasizmi? Qabristonga borib ko'mayotgan paytda hech kim kulmaydi. Hammaning qalbida bir xil bir sakinat, xotirjamlik paydo bo'ladi. Hamma o'ylanib qoladi. Haqqi bor, qarzi bor, tog'dan yoki qabristondan chiqqanda hayot boshqacha boshlanadi. Lekin o'sha yerga kirgan paytingizda bir oxiratni esingizga olasizda sokin bo'lib qolasiz. Shoshayotgan bo'lsangiz, xotirayotgan bo'lsangiz, bir boshqacha holatga kelasizda, qabristondan chiqib bir 5 minut, 10 minut yoqib-yoqib yurgandan keyin esdan chiqadi, yana boyagi dunyo botqog'iga botib ketamiz. Kasallarni ziyorat qilinglar deyapti Rasululloh. Janozaga ergashinglar deyapti. Boshqa hadislarda qabristonlarni ziyorat qilinglar, zero u sizlarga oxiratni eslatadi. Boring, boring qabristonga. Hamma o'sha yerda. Boyi ham, kambag'ali ham, erkagi ham, ayoli ham. Musulmoni ham, musulmonmasi ham. Qayoqqa bordi hammasi? Hukomonlarni birini oldidan bir janozani ko'tarib o'tib ketishayotgandi. Bir odam ana shu hakim kishini oldida turib aytgan, bechora o'lib qoldi-da dedi. Hali hakim zot haliga savol bergan kishiga qarab turib, siz u mayitga rahmingiz kelishdi, uniga o'zingizga rahmingiz kelsa to'g'ri bo'lami degan. Axir u o'lim parishtasini ko'rdi, hali siz ko'rmadingiz. O'lim sharbatini totdi achchig'ini. Siz uni totmadingiz. Oqibati nima bo'lishini bildi, siz bilmadingiz. Unga rahmingiz kelmasin, u qutuldi dunyoda. Siz o'zingizga rahmingiz kelsin dedi. Demak, bechora o'lib qoldi deb turib, o'lganga rahmingiz kelmasdan o'zimizga rahmingiz kelsin, u qutulibdi. Qutulibdi dunyo tashvishidan. Abu Dardo roziyallohu anhu uni oldidan bir mayitni ko'tarib o'tib ketishdi. Yonida kishi kim ekan u dedi. Abu Dardo shunga qaratdi. Abu siz dedi. Agar yoqmasa men dedi. Bugun biz oyog'imizda turibmizmi? Ertaga to'rtta oyoqni ustiga chiqarib qo'yishadi. Yo men yo siz deyapti. Axir bilmaysizmi Alloh taolo innaka mayitun va innahum mayitun. Ey Muhammad alayhisalom, siz ham vafot qiluvchi mayit bo'lasiz. Bular ham mayit bo'ladi dedi. Demak siz bilan bizmi do'sh? Hasan Basri rahimahulloh qabristonda qabrlarni oldida o'tirib taom yeyotgan odamni ko'rdi-da bu munofiqdir. Sababini so'rashganda o'lim peshanasida turib, oxiratning ishi peshanasida turib, yana qornini taomni ishtaha qilib ovqat yeyaptimi? Oxirat haqida g'ami yo'qdir, bu munofiqdir. Qabristonda kulishlik nimani belgisi bunda? Agar ovqatning ishligi munofiqlik degan bo'lsa Hasan Basri. Hasan Basri yana bir hikmatli so'zda aytadiki, bir qavmga bir joyga to'xtab, bir safarga kerak narsani tadorigini qilib to'plab olinglar deyilsa, keyin safar qilamiz desa, hali odamlar safarga tayyorgarlik ko'rishlariga o'ynab qolishsa, bu qavmga qarab ajablanmay ixtiyoring yo'q. Endi
Başka insanlar hakkında ne deyimiz? Dünya degen seferge, ahiret degen seferge, takva, ibadet degen nazarı talep kalırlar dese, birimiz ikincimiz de oyuna yürürüz. Buralarlar, insanlığı tuğuluşluğu, ölümge koyulgen birinci kadem. Her bir ötken günümüz, ölümge bir günce bizi yakınlaştırıyor. Tuğulgen gün kılıp kursan buradayken payetimizde, esimini taşımasın, ölümge bir yıl demek oldu. Yakınlaştı. Biz korkup yığılaştığımızda kursan bulamız. Yani zor da orka. Tergeligimiz zor da. Sahabalar, raziyallahu anhum, triligide, cenneti ekenligini Rasulullah'dan eşit durup, korkup yığılaşken. Biz öşülerken, özümüzü bir pakkaslar köveydik. Öşülerden ibret alışık herkese kılıyorduk. İnsanlığın hayatı safar dedik. Bu safarda bekatları buladı, aslan okyaları. Bizi hayatımızın bekatı tuttu. Bittesi onun karnı. Bittesi dünya hayatı. Bittesi kabir, bittesi ahiret. Biz neşin istemiz? Yani her bitte bekat, özüden burungi bekatten katta var. Ananın karnındaki bala, 9 ay ömrünü, eğer akıl verirse bunu, hayatta kabul kılar. Ananın karnında, istisnağı bir kıl, azla avukatı cahide, eğer akıl verip çık dese onge, çıkmıyordu. Çünkü ondan kaptara, ondan kehra, dünya bağlı giden haberi yok da. Onge öşette yakşı. Köprü töşe istisnağı hiç kanamı yok. Şimdi yürüp demez akıl anasının karnında. Çık dese ona mıydı eğer ihtiyatı özgü verip koysanız. Bundan başka dünyada körme gelmek için razı bol yaşayaktı. Huttu biz mu dünyaya razı bol yaşayken bak. Şimdi bu astronotkadan, bu bekatten, ikinci bekatki ondan soramaktan çıkarıldı 9 ay bu geldi. Çıktı, öldüm de böyleydi. Yıkılıydı bu arada. Yıkılıp çıkardı dünyada. Öldüm de böyle geldi, karasa ölmedi. Aslında tırılıp da şimdi. Dünya kim eken, dünyayı alırken, dünyada lezzetleri, lezzetleri o, dünyada rahatı, kenir o, çırılık eken. Lekin anasının karnında dururken de çıkkısı kendine oldu. Hop dünyada durup kız yani. Bu ikinci bekle. Şimdi kabirge kilişin kekesek, kuttu ananın karnından bana çıkıştı halıma gelmek, bizden dünyadan çıkıştı halamayız. Acaba yöntemiz var. Hop bizden soruşmuyor. Ananın karnındaki 9 ay, bana için katta hayat, dünyaya çıkan bir 70 yıl hayatta oldu da 9 ay işlersemez. Şimdi kötü alıp geçiştireyim. Kabirge kirdi. Kabir gekir oldu buradalar, yer yüzüdeki adamlarda sonradan göre, yerde tayyideki adamlarda sonu köprak. Çünkü hemen yer tayyideler bizden burundular. Yerde tayyideki hareketler, yerde betteki hareketten göre köprak. Yerde üstüdeki kenilikten göre, yerde tayyi kenilik köprak. Çünkü siz buramızda 5 sotu, 6 sotu yerde yaşayken bu şey, kabir gekirip, cenneti bugün bandasıya, Allah da Allah kabirde közü yeti adıyan derecede keyin kıverelim. Her bitti adam için çünkü keyin bosa. Hayır ki yeken. Dünyada lezzetinden kabirdeki anladığın rahat, cennette, ahirette lezzeti o. Elbette böyle. Şimdi kabirde anladığın azabı dünyadaki azaptan göre baratırak. Çünkü ahirette azabı. Kareyn, her bitti beket, özüden buradaki beketten hem katta bol yaptı, hem keyin bol yaptı, hem rahatı azabı küşlüğü bol yaptı. Törünçü beket, bu ahirgi beket. Biz bana şimdi törtte bekatta ikincisi durup biz. Bu şimdi bekat ki en asasi bekat. Şu bekatta hemen yok halbı olalım. Birincisi de ihtiyarımız yok orada. İkincisi de ihtiyarımız var. Hazır şu bekatta durarken biz üçüncü, törüncü bekat. Kabir ve ahiret vatanımızda tayargeli kılı. Bu hakkıda gam kılastan ölçtüğümüz akıllı adam işi bulmuyor. İbrahim'in Teymi Rahimahullah aytadı. Bir adam ahiret hakkında gam kılmayken bulsa. Yüksüremeyelik. Yüksüremeyelik. Şimdi şöyle oturuyelik. Bu yüksüremeyen az olmaz. Ahiret hakkında gam kılmayken yaşayken bulsa. Dünyada kursan yaşayken bulsa. Şu adam cenneti emesliği hakkında havatır bu. Ahiret hakkında gam diyor mu? Dünyada kursan yaşayarsın mı? Cenneti emesliği hakkında korku var. Cennet emesliği bu parası mümkün. Çünkü cennet ilgini yaşayan sahabalar ne makri yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yığılma yaptı mı? Parvardigarın menge kandiyi muamele kılar şimdi. Biz şey biz.
G'amdan oxirat haqida. Yo faqat masjidga kelganda bo'ladi. İnsonni Shaqiq ibn Ibrohim aytadi, o'tgan gunohlarini qayg'usi kallasida bo'lmasa, kelajakda qanday xotima topishligini xavotiri bo'lmasa, qayg'u bilan xavotir hamroh bo'lmasa insonga, bu inson to'g'ri yo'lda inson emas. Chunki sizlardan bir kishi edi Rasululloh sahih hadisda bir umr jannat amalini qilib yuradi. Bir umr. Lekin oxiriga borganda umrini kitob o'zib ketadi-da, bitta gunoh qilgan joyda Alloh jonini oladi. Do'zaxga ketib ketadi. İkinci adam bir umur dozak işlerde kılıyor adı. Dozakının ortasında bir zira kaladı dedi. Peki bitti salab işte kaladı Allah şunun üstüne canını aladı. Ayet-i Aleyhisselam mı? Keyin gücüme geçe yaşayamadı. Ayet-i Aleyhisselam mı? Hidayete turalayamadı. Havatır bu işkere Müslümanı kaldı da. Dünyada hemen gam çekerdi, hemen kaygı çekerdi, kursançiliği oluyordu. Lekin bir adam. İmanın bırak eder mi ki ben deken havatırı bulmasa, kaygısı. Allah da Allah menga iymonni beramikin, Allah qanday xavoqlarkin degan xavotiri bo'lmasa va qiyomat kunida men bilan husumatlashlarganlardan qutula olamikin men degan xavotiri bo'lmasa, bu odam xavotir nimaligini bilmadi. Rizqimiz haqida xavotir qilamizmi? Endi nima bo'larki yomg'ir yog'atman. Endi nima bo'larki yomg'ir yog'mayaptiman. Nahnalar oshib ketdi endi dunyo uchun kallamizni zo'r ishlatamiz. Yani 5 yıl, 6 yıl stratejik fikir kıptırıp ne kadarımız? 5 yıldan ki mündey bulsa haznaş, mündey kılıç gerek. Dünya işi de 20 yıl, 30 yıl burunda oylap durmuş kılamız. Lekin ayağımızın tayyata bulurken ölüm hakkı da hiç kim kalmaya. Yıllaş hakkı da yapırdık. Bana sadaka kılamız, hayri ihsan kılamız. Kabul Akbar, raziyallahu anh, peygamberimiz, ulu sahabalara da aytadı ki, özümü, vazmim, ağırlıkça, altınını Allah yolda sadaka kıyandan köre, Allah'dan korku bir tamçı közümden yaş çıkışlıgını afzaldır bilemem. Ako, ömrünüz devamında kıyandan sadakalarınız yarın vazminiz için altın yeteyim olsun. Lekin öyle görün ki, birer madde közünüzden, Allah'dan hali koyanda, yalnız koyanda, Allah'dan korku köz yaş çıkan mı? Mesela, bu sıfat Allah'a veliler verilgen. Yığılıyordu. Yig'laydi. Otasi o'lsa yig'laydi, bolasi o'lsa yig'laydi, bir joyi og'risa yig'laydi. Biroq moli dunyosidan ajratsa yig'laydi, lekin hamma yo'q zo'r bo'lib turgan paytda yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib yig'laganmizmi? Hamma holida yig'lashdi, lekin nimaga yig'la olmaymiz? Nima deb o'ylaysiz? U agar o'xshatish mumkin bo'lsa, hamma qimmatbaho mashina mingisi kelgandek-da. Uning uchun nima kerak? Cho'ntagingizda bir narsa bo'lsa, shu mashinaga loyiq ina minasiz. Hamma hashamatli uyda yashashni xohlaydi. Lekin shunga loyiq bir daromad bo'lish kerak. Endi Allohdan qo'rqib yig'lash uchun nima bo'lish kerak bizda? Agar bizga mashinaga bo'lgan rag'batimiz bor ekan, shunga oboradigan sabab topib qilyapmiz. Chiroyli uy solishni xohlayapmiz-da, shunga oboradigan yo'lni topib, shuni sababini qilyapmiz, ega bo'lyapmiz. Endi ko'zimizdan yosh oqishlikka bizda nima bo'lish kerak? Bu yaşlı kişilik kimde buladı? Kaysi bir Allah'a rahmet diyen kişilerde buladı. Bana bu şimdi bir şeref ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demedi ya. Şu içeri kıyım mı da yıkılar. Ama yıkılar göreyim. İhtiyar izle. Yıkılar görünce yıkı kelamı. İmam İbn-i Mace'ye rivayet kıyan hadis Abdullah İbn-i Mas'ud radıyallahu anh dedi. Anna Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal, ma min abdin yahrucu min aynayhi min addumur o mitle zubar avrasi zubar min haşyetillahi ta'ala fe yusibu haru vashihi fe temassahum nar abada. Kaysi bir adam yalnız kogende Allah'dan korkup közüden paşaçeli yaş çıksa ya ki paşanı boşçeli köz yaş çıksa şu yüzge Allah-u Teala cehennem budunu haram kıladı. İğinde alam kıladı, demek ki yığla olmayın şu gün geçerdi. Demek ki neyinde şu yığı yok. Bayağı dedi ki o, ateist, aneist yüreğinize törü deydi. Ketodu, yüreğiniz açtı yığlarız. Malı duruyoruz, balıcı kız yüreğinize törü deydi. Yüreğinizde bar bu genlerse, çıkıp gitken payette siz yığan taş ve şöyle yaptı, yığla yapacağız. Şimdi imanız,
Allohga bo'lgan, Rasuliga bo'lgan muhabbat qalbingizda to'rda birinchi o'rinda tursa, Rasulullohni ketganligini o'ylab turib yig'lamay ilojingiz yo'q. O'sha shoir aytgandek, Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bor. Chunki bizga otamizdan ham, onamizdan ham, hatto o'zimizni jonimizga o'zimiz bo'lgandan ko'ra mehribonroq bo'lgan Rasululloh ketdi. Hamma o'layotganda o'zini atini aytib, "Meni holim nima bo'lar ekan?" deb o'ylaydi. O'sha mehribon otangiz, mehribon enangiz. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketayotganda ummatim deb ketgan. Biz shu zotni uzoq bizdan talab qilganda yaxshi ko'ra olyapmizmi? Uzoq qoldirib ketgan sunnatga amal qila olyapmizmi? Va nimaga yig'ila olmaymizmi? Mana sabablar. Qaraydi qalbimizda nima qalbimiz nimalar bilan to'lgan, nimalar bilan ovora bo'lgan. Biz yig'ila olmaymiz. To'q qalbimiz Alloh va Rasuliga bo'shatib bermaganimizcha. Alloh taolo odamni alayhissalom yaratdi, zurriyatini yerda ko'payishini xohladi va aytdi: "Hamma a'zoing o'zingga. Mana shu dunyo ishlaringni obod qilishga ahlingni ham ishla, kallangni ham ishla, ko'zingni, belingni, oyoqni yugur. Faqat bitta a'zoni dunyo ishiga aralashtirma." Buni dedi qalbi. Qalb Alloh taoloni siz bilan bizga qaraydigan a'zoyimiz. Qiyomat kunida Alloh taolo bizni chiroyimizga, mol dunyomizga qaramaydi, qalbingizga qaraydi. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Qiyomat shunday kunki, bu kunda na mol dunyo, na bola chaqasi qotadi. Faqat pokiza qalb bilan kelgan kishigina shu qalbi asqotadi. Qaysi bir kishini dedi, kabil ahvol. Ko'zidan bir tomchi yosh oqsa va ana shu ikki yanog'idan oqib yerga tushib, yerga tegadigan bo'lsa, xuddi osmondan tushgan suv tomchisi yerga tushib qaytib chiqmaganidek bu kishini yuzi jahannamga harom bo'ladi. Tevaga chiqishligi mumkin bo'lmagandek suvda bu kishini ham jahannamga tushishligi mumkin bo'lmaydi. Chunki nimaga yig'laydi bu? Chunki Robbisini ulug'ligini tan oladi, o'zini xorligini hurmat bo'yniga oladi, gunohkorligini e'tirof qiladi va peshonasini yerga qo'yib turib Subhana robbiyal a'la. Meni parvardigorim, oliy bo'lgan Robbim hech qanday bir ayb nuqsoni yo'q deb lafz qiladi. Mana endi İkrimat ibn Abi Cahl, İkrimat roziyallohu anhu İbn Abbosdan eshitgan so'zini aytadiki, İbn Abbosning gapi qala ma dama'at aynun illa bi fadlillah va ma dama'at aynun imriin hatta yamsahul malak qalbahu. Inson qachon yig'laydi? Alloh taoloning fazli bo'lganda yig'laydi. Fazli degani nima degani? Alloh sizga shuni berishni xohlaganda yig'laysiz. Siz shunga loyiq bo'lganda yig'laysiz. Endi inson qachon yig'laydi desa, farishta mana shu insonning qalbini shunday bir silab qo'yganda yig'laydi. Shuni yosh keladi-yu, chiqib keta olmaylar, yop qolamiz ko'zimizni yotmaydi. Chiqarib yuboring, chunki payg'ambarimiz jahannamga bu odam hech qachon tushmaydi marhamat qilyapti. Demak, Allohning fazli bo'lganda bir va farishta sizning qalbingizni shunday silab qo'yganda ina ko'zingizga yosh keladi. Ungacha yosh kelmayaptimi? Qadr kechalarida bo'ladi, bilasizmi? Bir yilda bir marta. Chunki Alloh taolodan rahmat yog'ib turadi, barakot yog'ib turadi, farishtalar o'raydi. Alloh taolo gunohni kechiraman degan qadr kechalarida ho'ngira yotib yig'laymiz. Nimaga doim bo'la olmaydi shu narsa? Demak, doimo Allohning fazliga loyiq bo'la olmayapti shekilli-da. İmam Tirmizi rivoyat qilgan hadisda Hasan Basri rahimahulloh aytadi: "Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: Ma min qatratin ahabba ila Alloh ta'ala min qatratayn. Qatratu dam'in fi suwadil layl va qatratu damin fi sabilillah." Alloh taologa eng yoqimli bo'lgan tomchilar bor. Bu ikkita tomchi. Bittasi qorong'u kechada Allohdan qo'rqib ko'zdan oqqan yosh tomchisini Alloh yaxshi ko'radi. Va Alloh yo'lidagi jihodda oqqan qon tomchisini yaxshi ko'radi Alloh. Yig'laydi ishimiz Allohni rozi qilishlik uchun. Ziyodatul Namiri rahimahulloh qala qala Alloh azza va jalla fi ba'dil kutub la yabki abdun min khashyati illa ajjatuhu min nuqmati. Qaysi bir musulmon, qaysi bir banda Allohdan qo'rqib yig'lar ekanmi, Alloh shu bandada g'azabini ko'tarib qo'yadi. Wala yabki abdu min khashyati illa abdatuhu dhahakati min nuril qudus ya'ni fil janna. Kim endi Alloh taolodan qo'rqib yig'lar ekan, qiyomat kunida Alloh taolo qudusiy nur bilan kuldirib qo'yadi. Ya'ni
cennetga kirgizib qo'yadi bu bandasi. Demek bu ko'z yosh to'kishlik Alloh taolo bandalarga beradigan ulug' fazl rahmat hisoblanadi. Bu yig'lashlikka Alloh taolo nasib qilgan odamlar yetib boradi. Bunga loyiq bo'lishi uchun Alloh taoloning bir oyatlariga itoat qilishlik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ergashishlik bilan boradi. Va esimizdan chiqmasinki, biz mana shu hayotimizni ikkinchi bekatida turibmiz. Bu safar bizdan so'ralmasdan boshlangan. Va bir bekatdan ikkinchi bekatga ko'chish biz ixtiyorimizda emas. Alloh taolo xohlagan kuni, xohlagan lahzasida mana shu bekatdan bekatga ko'chirib qolgan bo'lsa, insonlarning hammasi orqaga qaytishni xohlar ekan. Musulmoni ham, musulmon emas ham. Kofir bo'lgani, Parvardigor, dunyoga meni qaytargin. Dunyoda qoldirib qo'ygan ibodatlarimni qilay deb qaytar desa, musulmon odam dunyoda savobni ozroq qilganligiga xijolat bo'lar ekan, Parvardigor qaytargin, ko'proq qilaydi. Hadisda bugungi suhbatimizni boshiga boshlagan hadis bilan tugatamiz. Alloh azza va jalla mana shu hadis qudusida bir chekadan aytayapti, hammanglar adashgansizlar, men o'zim yetkazib hidoyat qilaman. Sizlar hammanglar ochsizlar, men to'g'izaman. Hammanglar yalang'ochsizlar, men kiyintiraman. Sizlar hammanglar xato qilasizlar, men kechirib turaman gunohingizni, mendan so'ranglar. Go'yoki Alloh taolo bandalarim, men bilan bo'lsin qalbinglar. Boshqa hamma tashvishlar meni zimmamga deyekandik. Va esimizdan chiqmasin, biz Alloh taolodan so'rayotganda hech qachon yutkizmaymiz. So'raganimizni Alloh beradi. Xohlasa ikki barobar qilib beradi. Xohlasa so'raganimizchalik Alloh balodan, ziyondan tiyadi. Xohlasa oxiratga olib qo'yadi. Qaysimiz yutkizyapmiz? Birortasi yutkizishi yo'q. Qaysimiz yutyapmiz? Oxiratga olib qo'yganimiz. Shuning uchun so'raveraylik. So'raveraylik. Alloh subhanahu va taolo o'zini fazl marhamati bilan qorong'i kechalarda o'zidan qo'rqib yig'laydigan qalb va ko'z yoshlarini bersin. Zero bu narsa Alloh taoloning o'zining ixtiyoridagi narsa, hech qaysi banda ikkinchi bandaga bu narsani berishlik qudratida emas. Aqulu qawli hadha va astagfirullohi li va lakum subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allohumma inna na'udzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu innaka antal alamul ghuyub. Wa sallallohu ta'ala ala khayri khalqi Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.